Sayın seyirciler, gündem malum çok yoğun. Siyasi gelişmeler baş döndürüyor. Farkında mısınız bilmem ama pazar gününden itibaren hepimizin hayatında yeni bir dönem başlayacak. 1 Temmuz'da iki önemli yasa yürürlüğe girecek. Kira zammından, balkonda mangala, sevgiliye tazminattan, beslediğiniz köpeğin yaşam hakkına kadar her şey sil baştan olacak. Nasıl mı? İşte ayrıntılar. Dumanlar bize de geliyor ve rahatsız oluyoruz. Parklarda yapılan mangallardan bile rahatsız oluyoruz. Birçoğu için vazgeçilmez ama artık balkonda mangal keyfi yapılamayacak. 1 Temmuz'la birlikte iki önemli kanun yürürlüğe giriyor. Hem günlük yaşantımızda hem de ticaret hayatında birçok önemli düzenleme getiriliyor. Bir yasak da bankalara, kredi faizlerine üst sınır getiriliyor. Yasal tefeciliğin belki bir nebze önüne geçebilir. Mezara kadar kefilliğe son. Artık kefaletin süresi 10 yılla sınırlanacak. Sevgiliye, nişanlıya tazminat hakkı doğacak. Yasalarla getirilen haklar vesaireler çok mantıklı gelmiyor bana. 1 Temmuz'dan sonra yanlış teşhis koyan doktor yanacak. Doktorun sorumluluğunu borçlar kanunu koydular ve anlamı nedir? Bununla ilgili bir tazminat açma hakkını elde edebiliyorsunuz. İşte bu elimdeki bir otelin konuk bilgilendirme rehberi. Gördüğünüz gibi kitapçıkta kaybolan eşyalarla ilgili sorumluluk kabul edilemeyeceği yazıyor. Ancak yeni yasayla bu durum tarihe karışıyor. Otelde, otoparkta kaybolan eşyadan, araçtan müessese sorumlu olacak. Çok iyi olur elbette ki. Çok güzel bir şey. Ve duyanın pek anlam veremediği bir düzenleme. Komşunun bahçesine 3 kez giren köpeği öldürme hakkı doğacak. Aynen, tüylerim ürpererek bunu anlatıyorum. O köpeği öldürme hakkını veriyor. Ben böyle bir şeyin asla bir hayvansever olarak kabul etmiyorum. Borçlar kanunuyla kiracıların eli güçlenecek. Kira zammı üfeyi geçemeyecek. Döviz cinsinden kirada 5 yıl zam yapılamayacak. Depozito miktarı 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Ancak kiracılarla ilgili bölümün 8 yıl ertelenme riski var. Bu konu son dakikada bir gol olabilir. Yasa daha yürürlüğe girmeden muhasebecilere de kötü bir sürpriz var. Böyle bir son dakika golü var. Umut ediyorum Cumhurbaşkanı bunu veto eder. 500 bin şirketin denetimini yeminli mali müşavirlerle bakanlık müfettişleri yapacak. Yeminli mali müşavirlere ve de bakanlık müfettişlerine, ki muhasebeyi ne kadar bilirler, bunlar sınavsız denetim yapacaklar şeklinde bir önerge kabul edildi. Yahya Arıkan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı. Bunu kabullememiz mümkün değil. Bu konu sokağa dökülecektir, meydanlara dökülecektir. Arıkan, 84 bin muhasebeciye anayasal çalım atıldığını söylüyor. Düzeltilmezse sokağa çıkarız diyor. Otel ve pansiyonlar için. Ve bir değişim haberi de sürücülerle sürücü adayları için. AB standartlarına uygun ehliyetler geliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren 23